ne parçalar? Tarihi dünya. Osmanlı dönemi. Bunları karıştırma diyor ya. Osmanlı. Depremde tamamen sonra tekrar ayağa kalktı. ...183 yıl önce Osmanlı döneminde inşa edilen, şu an arkamda görmüş olduğunuz tarihi bina zaman içerisinde harabeye döndü. Aslında uygun olarak 4 yıl önce restorasyon çalışmalarına başlanan bina, Darıca Kaymakamlığı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Tabii şimdi kapıya ilk girişinden itibaren buradaki farkı da hissediyorsunuz. Yani yeni binaların ne kadar önemli olduğunu farkına varıyorsunuz. Evet. Fotoğraflar şu sol tarafa yapacak. Fotoğraflar şu sol tarafa. Yani bir kapına şey bile yapabilir. Asansör. Şeyi bozmak. Orjinal mi? Evet, orjinal mi? Çıkmış bile vatandaşa farklı bir hava veriyor. En azından bu modern dünyanın önünde de farklı güzellikler görüyoruz. Bu da klasik bir makam arası. Bir hafta kişisel. Bunu alayım mı? Olursa 1.5'da biz orada olacağız. Çok sağ ol. Saat 2'ye bizim ilkinden önce İzmit'te olmamız lazım. Önce bize devam vermeyeceğim. Sarıkamış Kaymakamlığı, burası işte Sarıkamış Kaymakamlığı. Yani bu Tokat'ta, Anadolu'da, orası da ben İspirli'yim, İspirli'de. Yani bunlar o zamanlar... Darıca 2008'de ilçe oldu. Burası yeni bir ilçemiz. Gebze'den ayrılan bir ilçe. Ve onun için de yeni kurulan ilçelerimizde de hükümet konakları olsun, idari binalar olsun o anda bulunan yerlere yapılır. Daha sonra da devletimizin yapmış olduğu hükümet binalarıyla beraber de yeni yerine taşınmış olurdu. Ama biz bundan önceki geçici belediyemizin kullandığı binadan, ki bir iş merkezi havasındaydı, bu tür bir tarihi binaya geçişle ilgili bir çalışma başlattık. Burada tabii valiliğimizin ve yine belediyemizin ortak bir işbirliğiyle beraber böylesine metruk bir bina, tamamen tarihi bir binayı ayağa kaldırmayla ilgili de büyük bir kampanya başlattık. O dönemde de 7,5 milyonluk bir ihaleyle bu gerçekleşti. 6 milyonunu işte valilik olarak aktarıldı. Bir mahalli belediye de 1,5 milyona yakın para verdi. Ve tarihi binaları ayağa kaldırmayla ilgili bir fondan aldık bunu. Böylece de burasının daha önceki hali, belki daha önceki resimlerde de gösterebiliriz. Tamamen terk edilmiş, işte metruk, bunun yanında da çocukların, balicilerin ve diğerlerinin gelmiş olduğu, insanların korkarak buraya yaklaştığı bir hale gelmişti. Ne yapabiliriz dedik, zira hakikaten tarihi bir geçmişi vardı, hakikaten tarihi bir dokusu vardı, kimliği vardı bu binanın. Ve memnuniyet derecesi de çok yüksek oldu. Çalışanlarımızın motivasyonundan tutun da buradaki gelen vatandaşımızın hizmeti almasındaki memnuniyete kadar gerçekten bu ülkenin, ilçemiz için önemli bir hizmet binası haline geldi. Vatandaşlar hizmet almaya geldiğinde bu tarihi binada neler söylüyorlar, şaşırıyorlar mı? Orada gerçekten şunu hissediyorum, yani vatandaş daha önceden bir devlet, bir kamu ağırlığını belki diğer binalarımızda hissetmiyordu ama buraya girerken böyle farklı bir bakış açısı olduğunu hissediyoruz ve genelde de çok iyi olmuş diyorlar. İşte hakikaten devletimize yakışır bir ağırlıkta bir bina olmuş diyorlar. İş mekanda da güzel değişiklikler yaptık. Onu da tamamen tarihi dokuya uygun, mobilyaları da ona uygun bir şekilde yapmaya çalıştık. Hem çalışanlar burada çok daha fazla farklı bir bakış açısında
iş hacmindeki gibi bu moral ve motivasyonunu artırarak çalışmadaki şevkleri arttı. Hem de gelen vatandaşımızın ben hissediyorum yüzünden ya benim de işte gurur duyacağım devletimin bu tür binaları da var mıymış ve bu tür binalarda da hizmet verilebiliyor muymuşu hissediyorum ben. Skolye Mektebimiz Darıcamızın gerçekten yaşayan bir tarihi. Yaklaşık 1800 yılların ikinci yarısında Osmanlı döneminde yapılmış bir eser. Ama son yıllarda mezbelelik haldeydi. Bunu biz valilikle yaptığımız protokol dahilinde Darıca Belediyesi valinin ortaklaşa yapmış olduğu bir programla aslında uygun bir şekilde restorasyonunu yaptık. Yaptıktan sonra da burası eskiden okulmuş. Okul olarak Darıcalılara hizmet etmiş. Geçmiş zamanlarda da okul olarak inşa edilmiş. Bizler de eğitime katkı sunması adına üst katını kaymakamlıkta, alt kat kısımlarının tamamında da eğitim amaçlı. Gençlerimize özellikle tiyatroyu sevdirecek, dramayı sevdirecek, piyano derslerini, ney derslerini, keman derslerini, saz dersleri gibi bir sürü etkinliği içerisinde barındıracak. Özellikle gençliğe vakfetmek adına, gençliği de buralara çekmek adına hem tarihi hem de gelecek açısından, hem geçmiş hem gelecek açısından bir köprü olsun manasında İskolye Sanat Akademisi'ni orada açtık.